Trabzonspor Gaziantep futbol kulübünü 3-2 yenmeyi başardı ama 2-0 geriye düştü. İlk yarı 2-2 sona erdi. İkinci yarıda 99'da 8'de Bartın'ın kafa vuruşu. Tabi tartışılan pozisyonlar da var. Verilen penaltı var. 99-8'de atılan golde bir foul iddiaları da vardı. Tüm bunların ışığında nasıl yorumlarsın? Bu seneki Trabzonspor'u ve bu maçı kolay bir maç değil. Tabi Gaziantep cephesine baktığımız zaman da onlarda e maça iyi başlıyorlar ama sonunu iyi getiremiyorlar. Galatasaray Hı. bir örneği, Trabzon bir örneği nasıl yorumlarsın? Şimdi iki gol 2-0 geriye düşüyor. Ve i̇ki maçın hemen başı. Ama inanılmaz goller. Yani burada şu tartışılır mesela. Maxim nasıl bu kadar rahat gelip de vurabiliyor? Bilmiyorum. Evet. Yani çok e, ekstra bir gol. Maxim mükemmel bir gol çizdi. Ekibimizin e, değerli oyuncularından çok bir. değerli bir futbolcu. Harika bir gol atıyor. Ardından da Lazar Markovic'in golü de çok şık. Yani Trabzonspor beklemediği anda iki tane yumruk yiyor. Ondan sonra zaten Bakasetas, Trezege işbirliği. Iki Ama ya şöyle bir şey var. Bak çok ciddi söylüyorum. Bu şuradaki hamle de çok önemli. 32. dakikada Jenni çıkıyor, Barti giriyor. Bu hamle çok önemliydi bence Trabzonspor adına. Oyunun gidişatı açısından ama sahada bir futbolcu var. Yani o kadar üzülüyor ki. Şimdi Mete Kalkavan'ın vermiş olduğu kararlar maçın önüne geçti. Son dakikadaki pozisyon foul veya değil. Onda değilim. Penaltı veya değil. Ya biz niye Marek Hamşi'yi konuşamıyoruz? Evet. Ya biz bu adamın nasıl muhteşem bir futbolcu... Dakika dakika yazmışım ya. Yazık günah değil mi? Ya ben mesela niye bunu konuşamıyorum? Hafta içi de bir golü vardı. Ya bu maç çok ekstra. Evet. Ya bir offside pozisyonu var. Bak yazmışım. 34. dakikada. Bir, bir ters pas attı. Koray. Ya ders diye al okut. Bak ders diye al okut. Adam muhteşem futbolcu. Bu adam döndükten sonra Trabzonspor toparlanmaya başlıyor. Biz bunu konuşamıyoruz. Bizim konuştuğumuz şey belli. Mete Kalkavan, Varda kim varmış? Serkan Tokat, onun yeğeni, amcası bu, dayısı bu. Ya konuştuğumuz şeye bak. Sağ bak dışı. Ben Marek Hamšík'i konuşayım. Ben Maxim'in attığı inanılmaz golü konuşayım. Lazar Markovic'in akıl dolu paslarla ceza sahası içerisine girmesini konuşayım. Abdullah Hoca'nın yapmış olduğu hamleleri konuşayım. Konuşamıyorsun. Geçiyor çünkü maçın önüne hakem geçti. Ya kimse demiyor ya. Bu Hamşik döndü ve Trabzonspor ayağa kalkıyor. Çok özel bir performans. Çok özel bir isim. Şu Zaten konucu. bu kadar özel bir isim olmasa yıllardır Napoli, bir, Napoli gibi bir takımda İtalya'da kolay değil oynayabilmek. Keza Mertens de öyle. Çok özel isimler. Hamşik'in ee, olmadığı dönemde Trabzonspor çok kritik maçlara çıktı ve maalesef o maçlardan iyi sonuçlar alamadı. Kesinlikle öyle. Kopenhag maçı. Belki Kesinlikle Hamşik öyle. iyi bir performansla olabilmiş olsaydı ki Keşke. o dönem çok eksici de vardı. Bakırsatası Bizce'ye problemli bir dönemde elendi ve gidemedi Şampiyonlar Ligi'ne. Şimdi Hamşik'in performansı tabii ki fa fark yaratıyor. Kesinlikle fark yaratıyor. Ya Bir de şöyle bir gerçek de var. Mesela Abdullah Hoca'nın e, şu gerçeği gördüğüne inanıyorum. Çok sert bir maç değil miydi? Gaziantep'in e maçları genelde daha kırıcı oluyor. Çok sert maç değil mi? Benim gördüğüm çok sert 4 tane sarı kart var. 3'ü bir takıma, biri bir takıma. İlk sarı kart kaçta geldi biliyor musun? 77. dakikada. Ya futbolcular hani biraz yavaş ol dersin. Sarı kartı göstermen gereken yerde göstermedin ve maç daha da sertleşti. Şimdi herkes penaltıyı konuşuyor işte Foly konuşuyor Foul ama konuşuyor. ya 77'de ilk sarı kart çıkıyor. Ben Sen merak ne... ediyorum Eren'in bacağı nasıl? Bak milli takımda o çocuk. Evet, Eren Eymalı. Ya bu çocuk tek, dünyanın tekmesi neydi Şeyde öyle, trazegede de öyle. Evet. E, bir, bir iki tane sarı kart görmedi mesela Gaziantep'ten. Trabzonspor'da da görmesi gereken oyuncular var. Ama 77'de ilk sarı kart olur mu hocam ya? Mete hocam yani o kadar kaybettik kendini. Bak maalesef konuşuyoruz. Yine çıktık futbolda. Evet yine çıktık. Mesela Siyopis Hamşik oynadığı zaman Trabzonspor'un harika bir oyun sergilediğini, orta sahayı domine ettiğini söyleyemiyoruz. İkinci dakikada çok ciddi bir hata bence. Maksim'in o kadar gelip de vurması. Abdullah Hoca onu Ama bu değil ki. Bu değil yani. Büyük takım refleksi gösteriyorsun. Son dakikada foul veya değil. Atıyorsun. Ben onda da değil. Daha öncesinde koparması lazım. Ona da kabul ediyorum. Eksikleri var. Onu da kabul ediyorum. Milli takım arasından sonra o maksimi göreceğiz. Şimdi konuşulmayan bir durum daha var mesela. Günay'ın performansı. Müthiş evet. oynadı. Her kaleci çıkartabilir mi şeyi 83'te kafa vuruşunu? Maxi Lopez'in. Mükemmel kafa vuruyor adam. Yani. Ama yok konuş konuşamıyorsun mesela. Sağdaki futbolcunun harika oyununu konuşamıyorsun. Mesela Fenerbahçe'de Crespo. Fenerbahçe'yi niye komple konuşuyoruz? Vallahi maçın hakemini unuttum. <laughs> Hüseyin Göçek. Onda nereden aklımızda kaldı biliyor musun şu maç sonunda Jorge Jesus'un itirazından aklımızda evet. kaldı. Yani bu Trabzonspor Gaziantep deyince herkesin aklına Mete Kalkavan geliyor. Ay, Niye mesela Marek çıkıyor? Niye mesela Marek gelmiyor? İşte sorgulamamız gereken durum bu. Futbol Federasyonu'nun sorgulaması gereken de bu. Evet. E, bu maç özeline tabii ki Trabzonspor kazandı ama kolay <laughs> bir maç olmadı. 3-2 evet. kazandı. Trabzonspor'da geçen yıldan ee, çok farklı bir kadro oluştu. Sakatlıklar var, gidenler var. Ee, nasıl yorumluyorsun? Çünkü bu yıl Kızıldız maç öncesinde de Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya ve e, Uğurcan Çakır'a da sorulmuştu. Kötü gidişat, kaybedilen puanlar, e, Antalya deplasmanı, mağlubiyet yine e, Galatasaray'la içeride berabere kaldı ama çok kötü bir oyun vardı Trabzonspor'da. Nasıl yorumluyorsun? Biraz daha zamana ihtiyacı olan takımlar var anladığım kadarıyla. Mesela Galatasaray bunlardan biri. Trabzonspor herhalde bunlardan biri olacak. Nasıl değerlendiriyorsun bu kadro? Çünkü çok yeni bir kadro. Çok yeni bir kadro. Bu milli takım arası en çok Trabzonspor olacak. Evet. Çünkü e, takımın kaynaşması açısından. Maxi'nin çok yetenekli, muazzam bir golcü. E, milli takıma gitti mi tam olarak bilmiyorum bu arada. Uruguay milli takımında çağrılmış sanırım... mıydı? Sanırım. Şey gördüm. E, Mustera'yı gördüm. Torreira. Torreira'yı Torreira, gördüm. Ama Maxi var mı yok mu tam emin değilim. Olmayabilir. Olmayabilir işte çağrılmadı yani, evet doğru çağrılmadı mesela Trabzonspor için çok ciddi bir avantaj Gebamin keza, keza aynı şekilde e, Barta birazcık daha iyi anlayacak hem şehri hem hocayı hem takım arkadaşlarını Bu ara Trezege çok belki görünen. biraz daha Trezege anlamaya başladı evet. anlamaya başladı e, çünkü ülkemizde oynadın biliyorsun biraz zaman alabilir ama e, yavaş yavaş kendine geliyor tabii buradaki en önemli nokta sayfayı kaybettim e, şüphesiz ki Hamşik olmayışı. E geçen sene Viska diye bir gerçek var. Trabzonspor'un şampiyonluğunda. Bir Vakeme gerçeği var. Cornelius'u saymıyorum bile yani. Çünkü iki kanadı muhteşem işleyen bir Trabzonspor. Evet. Visca ve Vakeme. Ve orta sahada bir beyin ki o beynin nasıl çalıştığını hepimiz gördük. geçen Yılda bu arada henüz ismini saymadık ama Abdülkadir Ömür'de de farklı bir performans Çok tabii, tabii tabii. Yani bir de Abdülkadir Ömürü çok kötü bir durumdan alıp da evet. bu durumlara getiren bir Abdullah Avcı var. Galatasaray yani Galatasaray maçından sonra Şimdi insanlar onu unutuyor. Ağlamıştı Abdullah. Ağladı 35. dakikada oyundan çıktı ağlayarak. Bir futbolcu için yaşanabilecek en kötü şey çünkü o şehirde doğmuşsun. Tepkiler kaldıramadın. hüngür, hüngür ağlayarak çıktı ama ondan sonraki performansına bakın. Abdullah bir hafta Hocam, sonra Kasımpaşa maçında mükemmel beydü. oynadı. Spor yazarları Trabzonspor Gaziantep FK maçını yorumladı. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü ağırladı. Bordo mavililer mücadelede 2-0 geriye düşmesine karşın uzatma dakikalarında attığı golle maçı 3-2 kazandı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı ifadelerle yorumladı ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ayrı bir parantez açtı. İşte o yazılar. Yatan değil atan Zeki Uzundurukan. Haftalardır yazıyorum. Trabzonspor maçların ilk yarılarını neden bu kadar kötü oynuyor diye Dün de çok kötü başladı Bordo Mavililer. İlk 10 dakikada o kadar amatörce 2 gol yedi ki Trabzonspor. İlk golde önce Hamşi'nin sonra da Bartra'nın hatası vardı. Yenilen ikinci golde ise Larsen'in kademeye girişi tam bir faciaydı. Trabzonspor dünkü maçta neleri yanlış yaptı. Bir özellikle ilk yarıda yine yavaş oynadı. İki maçın genelinde uzatmalar hariç ön bölgede yani rakip ceza sahasında çoğalamadı. 3 kanat bekleri Larsen ve Eren'in hücuma katkıları yok denecek kadar azdı. 4 rakibe orta alanda baskı yapılmadı. 5 rakipten uzak oynadılar, ne markaj vardı ne de rakibi bozmaya yönelik hamleler. 6 artık Cornelius yok ama ceza sahasına havadan ortalar yapıldı. Trabzonspor neleri doğru yaptı? Bir ikinci yarının son 20 dakikasını ve uzatma dakikalarını galip geleceğine inanarak oynadı. 2 son bölümde rakip ceza sahasında çoğalmayı bildi. 3 pas ve sabırlı oyundan vazgeçip hızlı top çevirdi. 4 rakip defansın dengesini bozmak için çapraz ve ters paslar attı. 5 son saniyeye kadar pes etmedi, yerinde oyuncu değişiklikleri yaptı. 6 Bakasetas 10 numara pozisyonunda oynadı, daha çok şut attı. Trabzonspor'un bu maçtan dersler çıkarması lazım. Neden bu kadar kolay goller yeniyor? Neden maçların ilk yarıları rakip üzerinde baskı kurulamıyor? Neden yeni transferler, Trezeguet hariç, hala takıma yeteri kadar katkı veremiyor? Neden bu takım yavaş oynuyor? Abdullah Avcı, bu ligin Mourinho'su. Hocanın mutlaka bir bildiği var ama geçen yıl şampiyon olan Trabzonspor'da beklentiler yükseldi. Taraftarlar, güzel futbol istiyor. O yüzden geçen sezon tıklım tıklım dolan statta boşluklar göze çarpmaya başladı. Oysa Trabzonspor'un en büyük ateşleyici gücü taraftarı. Trabzonspor, milli maç arasına moralli girdi. Ama Abdullah Hoca ve öğrencilerinin kat etmesi gereken çok yol var. Bordo Mavililerin çok çalışması gerekiyor çok. Takımın fizik gücünün de biraz daha yükselmesi lazım ve en önemlisi de şampiyonluk yarışındaki rakipler hem kadro olarak güçlendi hem de oyun olarak. Yine de 2-0 geriden gelip maçı 3-2 kazanmak Trabzonspor için artı bir durum. Böyle maçlar takıma özgüven de kazandırır. Gaziantepspor'a gelirsek 2-0 öne geçmişsin. Aynen futbolunu oynamaya devam et. Bırak geriye yaslanmayı. Sen oyununu oynasana. Neden oyunu soğutmak için bu kadar yerde yatmayı tercih ettiler, inanılır gibi değil. Erol Bulut, avucunun içindeki 3 puanı altın tepside Trabzonspor'a sundu. Sonuç olarak skorun üzerine yatmaya çalışan değil, atmaya çalışan takım kazandı. Fedakarlıktan galibiyete. Yunus Emresel. Takım savunmasında alan ve adam paylaşımı meselesini Trabzonspor bir türlü oturtamadı. Bu durumun sıkıntıları geçen sezondan beri görülüyor. Topu çabuk döndüren, tek de oynayan ve direkt paslarla orta sahayı geçip ceza sahasına girme denemesinde bulunan takımlar sonuç alıyorlar bir şekilde. Ofansif oyun noktasında Hamsik, biraz fiziksel, biraz da mental olarak, yani kendi zekasına yakın oyunu ortaya koyabilen oyunculardan destek bulduğunda Trabzonspor'u iki gömlek üste çekiyor. Onun bu kurgusal oyundaki benzersiz katkısı Bakasetas'ın rahat şut pozisyonu bulmasını sağlıyor. Umut arkadaşlarına toplu topsuz oyunlarla alan açan, fedakar bir oyun sergiledi. Ki bu Trabzonspor hücum anlayışının ihtiyacını hissettiği bir fedakarlıktı. Benzer pozisyonlardan birinde Bakasetas hızla Trezege'ye golü attırdı, ardından baskıyı iyice artıran ev sahibi kazandığı penaltıda skoru eşitledi. Erol Bulut'un öğrencilerinin sürekli kendilerini yere bırakmaları ve oyun dışı yöntemlerle oyunu yavaşlatmaları seyir zevkini azalttı. Bakasetas da şut tercihlerinde bencilleşince bu durağın oyunda rakibi çözebilmek çok mümkün görünmüyordu. Neyse ki oyun güneşi, sahada kamp yapma hevesindeki Erol Bulut'un öğrencilerinden değil, Trabzonspor'un bahtına doğdu. Milli araya girilirken kritik 3 puan geldi. Trabzon-İstanbul seferini yapan uçakta kavga çıktı. Ahmet Ağoğlu ve Yusuf Yazıcı Süper Lig'de Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan maçın ardından Trabzon İstanbul seferini yapan uçakta kavga çıktı. Gaziantep Futbol Kulübü kafilesinin de yer aldığı uçak apronda beklediği sırada ortalık gerilirken, uçakta bulunan Ahmet Ağoğlu ve Yusuf Yazıcı da olayı yatıştırmaya çalıştı. İşte o anlar. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Trabzon'da karşılaştı. Konuk ekip, müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi Bordo Mavililer mücadeleden 90 8'de bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası milli ara nedeniyle takımların futbolcularına izin vermesi nedeniyle İstanbul'a giden Gaziantep Futbol Kulübü kafilesi, Bordo Mavili taraftarlar ile aynı uçakla İstanbul'a gitmek için uçağa bindi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, Yusuf Yazıcı ve Bordo Mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35'de İstanbul'a hareket edecekti. Bazı taraftarlar Gaziantep Futbol Kulübü oyuncuları ve teknik direktör Erol Bulut'a "Yat sana Erol Bulut, yat sana" denilerek sözlü sataşmada bulunuldu. Bunun üzerine tartışma çıkarken, tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine pilot kabininden çıkarak butona basan yolcuyu uçaktan indirmek isteyince tartışma daha da büyüdü. Uçağa polis ekipleri çağırıldı. Yaşananlardan dolayı tedirgin olan bir kadın yolcu ise küçük çocuğunun korkması üzerine tartışmayı çıkaranlara yüksek sesle bağırdı. Ahmet Ağoğlu ve Yusuf Yazıcı, yolcuları sakinleştirmek için büyük bir çaba harcadı. Yaşanan tartışmaların ardından uçak bir saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti. Kayseri Spor Trabzonspor maçı bilet fiyatları belli oldu. Süper Lig'in 8. haftasında RHG Ener Türk Enerji Stadyumunda oynanacak olan Kayseri Spor Trabzon Spor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Spor Kulübü, 1 Ekim Cumartesi günü saat 17'de RHG Ener Türk Enerji Stadyumunda oynanacak Trabzon Spor maçının bilet fiyatlarını belirledi. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 200 ile 80 TL arasında değişiyor. Yarın saat 11'de satışa çıkacak bilet fiyatları ise şu şekilde. Batı Balkon Tribün Bileti. 200 TL, Batı Alt Tribün Bileti. 140 TL, Doğu Alt Tribün Bileti. 100 TL, Doğu Üst Tribün Bileti. 90 TL, Kuzey Üst Tribün Bileti. 80 TL, Güney Alt Tribün Bileti. 80 TL, Misafir Tribün Bileti. 100 TL. Canini'nin MR sonucu belli oldu. Trabzonspor'un dün oynanan Gaziantep maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Canini'den iyi haber geldi. Trabzonspor dün Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Son dakikada galibiyet golü gelirken Bordo Mavililer oynadığı futbolla da taraftarların beğenisini topladı. Trabzonspor'da dün oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Enis Bardi'ye bırakan Canini'den bugün ise iyi haber geldi. Arka adalesinde çekme oluştuğu için dün oyundan erken çıkan Canini, bugün tedbir amaçlı MR'a sokuldu. Canini'nin yapılan kontrollerinde çok ciddi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi. Trabzonspor sağlık ekibi, oyuncunun milli arada dinlenmesine karar verdi.